Şimdi bu böreği çok seviyorum. Şimdi muska böreği. Niye muska böreği bunun adı? Çünkü bunu yapmak çok kolay. Ben böyle tek 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 sar bir şeyleri. Uğraş zor geliyor. Yani bu pratik geliyor bana bunu yapmak. Sonuçta aynıysa neden ben daha fazla uğraşayım değil mi? O zaman mantı da aynı mantıkla bakarsan. Mantı, yalancı mantı yapan var mı böyle? Ben de rulo yapıp minik minik kesip fırına atıyorum. Üzerine bir güzel salça. Oh, sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt mis gibi oluyor ama onu tek tek yapmak başka tabii. Ya onun tabii ki hem görüntüsü başka hem lezzeti başka ama amaç nefsi körlemekse bir de amaç hem pratik ve değişik bir şey yapmaksa. Aynen aynen. O zaman çok güzel bir çözüme benziyor. Benim bir de tava böreğim var mesela. Onu nasıl yapıyorsun? Ay o da çok kolay. Zaten kolay olanı bana soracaksın. Bana peki da. Sen, asıl sana da. İkinci bana hadi. Kolay. Kolay aynen. Neyse. Aynen. Yok sen zorları da biliyorsun canım. Zorları ben senden öğreniyorum. Kolayı kolayı seviyorum ben. Aynen. Şimdi bu börek muska böreği. Benimki de buna benziyor. Ben bunun içine biraz yumurta da koyuyorum. Sonra bu böreği alıyorum. Biraz tavamı yağlıyorum altının. Bir güzel yufkamı öylesine koyuyorum içine, serpiyorum böyle. Sonra bu içine koyuyorum. Bir tane de üstüne ya da iki altına, iki üstüne. Güzelce yağlı suyu da üzerinden geçiriyorum. Oh. Kapısını diyorum. Kapağını kapatıyorum. Oh. Mis gibi bunun altı fokur fokur. Sonra kapağını açıyorum. Şunu şöyle çeviriyorum. Kıpkırmızı oluyor zaten altı. Alın size mis gibi bir börek. Bir gün yapıvereyim burada. Ay evet. Çok kolay oluyor. Dur bak ben şimdi buralardan eğildim. Birazcık yağ bulmaya çalışıyorum kendime. Orada yağ var yağları ama ben dışarıya aldım ya. Ha o zaman sen o yağı şurada yapacaksın. Tabii hemen şöyle ya birazcık. Da getiriyor. Kulak burun boğaz uzmanımız Dilaver Özturan biraz sonra stüdyomuzda olacak. Fotoğraf koyacağım hemen lütfen sorularınızı yazın. Önemli bir sürü soru geliyor. Özellikle bebekler, geçmeyen öksürük, tıksırık, kuru öksürük, baş dönmesi, ay, vertigo. Kuru öksürük bende var. Bak yarın doktora sende gideceğim de her ne şey olur var. Sor. Dilaver hocam bakıversin şimdi. Ama var şimdi. Ya yani gece gündüz kupkuru öksürük o kadar. Sadece öksürüyorsun. Tabii herhangi bir şey yok. Hani çok affedersiniz ekranda bunu söylemek de hani içeriden gelen bir ifrazat yok. Hiçbir şey yok. Balgam yok başka hiçbir bir şey yok. Sadece kuru öksürük. Evet kuru kuru öksürük. Soracağım zaten hocama senin için de sorayım. Tamam. Vallahi çok sevinirim. Yarın doktora gideceğim. Artık korkuyorum niye kuru kuru öksürüyorum diye. Tam doktor ayağına geldi. Vallahi bu durumda. Bizi program hayatı değiştiren şahane, program. Şahane bir program. Şimdi ne yaptım? Alt taraftaki yufkayı yağladım. Birazcık yağın içine su da ilave ederseniz daha pufuduk pufuduk oluyor. Ama böyle de yaparsanız hiç içine su koymadan kıtır kıtır bir börek oluyor. Tercihi size kalmış. Birazcık daha yumuşak olsun derseniz yağınızın içine su ilave edin. Yok ben kıtır kıtır seviyorum derseniz 3 ya da 4 börek yufkayla çok kolay yapılan bir börek bu. 3 tane yufkayı yağladım. Üst üste koydum. Burada da sadece peynir var, maydanoz var. Peynir var, maydanoz var. İsteyen kırmızı ama biber. Ama tabii içini istediğiniz gibi lezzetlendirirsiniz. Mesela ben yapmış olduğum bu beyaz peynirli iç harcına muhakkak ince ince doğranmış soğan. Ben soğan sarımsak çok seviyorum. İnce ince doğranmış taze soğan ilave ediyorum mesela. Kırmızı pul biber ilave ediyorum. Şimdi aldım şöyle. Her bak, tarafına ne kadar koyuyorsun kolay onu. Şöyle bir ha, sadece koyayım bir çizgi yaptım. Her tarafına da koyabilirsin. Bunu çünkü kestiğimde anlayacaksın ne kadar kolay bir formül olduğunu. İçinden onlar görünecek şimdi. Şimdi buradan bunu kabaca. Bak, bu kadar kolay börek olur mu? Vallahi öyle oldu biraz. Şimdi tembel işi kadar oldu ama lezzetliyse tembel işi olsun bırak. Lezzetli lezzetli. Ha. Şimdi bunun üstüne yumurta da sürebilirsiniz isterseniz. Hatta gel yumurtayı kırıp sürüverelim bence üstüne. De. Ben şey yapıyorum. Şuradan şunu alabilir miyim? Beyazını da karıştırıyorum içine. Şöyle şöyle. Bu fırınlık oldu şimdi. Evet. Fırınlık nefis bir börek oldu bu. Üzerine de susamı gezdiriverin. Diyeceksin ki bu böyle upuzun. Ama nasıl onu olacak? Muhtemelen servis yaparken tezgahı batırdım ama olsun temizleriz. Konu şu. Ha üçgen üçgen ay, yapıyorsun. Ben tezgahı kesiyorum ama. Çocuklar vallahi kestim. Dur ben yapayım o zaman. Daha şey orada bırakıver kuzum. Burada dur şöyle kaldırarak yapayım. Bak, i̇şte konu bak bu. Tamam. Bütün börek bitene kadar bunu üçgen üçgen kesiyorsunuz. Fırın tepsisine bu şekilde diziyorsunuz. Pişiriyorsunuz. Şahane bak, bir şey oluyor. Ay, burayı üçgeni kestim vallahi bana kızacaklar. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bak şimdi bunun şuralarını da mesela biraz şey yapsak şuralarını da. Tabii tabii. Sanki bu kendi özel bir börek gibi olacak. Buraları da kızaracağı için. Böreğin, yan tarafı da değil yan mi? Yan tarafı da kızaracağı için
Çok daha keyifli bir börek olacak bence. Şimdi tabii bunu güzel tezgahınızda siz de benim gibi kesmeyin. Şöyle şöyle. Yumurta akınla birlikte yumurtayı çırparsanız peynirin de dışarı çıkmasını engellersiniz. Hani fırına girince peynirler akar ya, yumurta akı onu engeller. Zahide'nin dediği gibi kenarlarına da yumurta akını sürdüğünüzde bunu hemen fırın tepsisine dizin. Tek tek sar, tek tek uğraş, tek tek muska şeklini ver. Hiç gerek yok. İşte size son derece kolay mis gibi muska böreği. Peki.